Efendimizin dünyaya geliş anını resmeden beyitler geldiği zaman okunan mekanda zannedersiniz ki şimdi kapı açılacak, girecek içeri. Evet. Birebir yaşıyorsunuz. Evet. Süleyman Çelebi'nin böyle bir marifeti var. Başka Türk şiirlerinde yoktur bu. Evet, evet. İşte mesela Hazreti Amine'nin ağzından doğum anının yaklaşmakta olduğunu anlatan beyitler geliyor. Hazreti Amine diyor ki işte, dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi, berk vurup çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile toldu cihan. Gökler açıldı ve fetholdu zulem, üç melek gördüm elinde üç alem. Biri mağrip biri maşrıkta, anın biri damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan ki ol halkın yegi, kim yakın oldu cihana gelmeyi. Erdi huriler bölük bölük buğur, yüzleri nurundan evim toldu nur. İndiler gökten melekler saf saf, sahneye bakın siz. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Hakikaten bu rivayetler direkt Hazreti Amine'den geliyor. İbnül Cevzi ilk şiire döken. Melekler gökten ışıltılı yaratılmışlar indiler. Ve Kabe yerine benim evimi tavaf etmeye başladılar. Duvarın öte tarafını görmek keyfiyeti zuhur etti. Tavan var ama baktığım zaman gökler görünüyor. Duvar var ama arka taraf görünüyor benden artık. Hazreti Amine'nin sözleri bunlar. İşte huriler geldiler. İçlerinden üç kişi ayrılıp Hazreti Amine'nin yanına yaklaştılar. Biri Meryem Hatun idi aşikar. Birisi hem hurilerden bir nigar. Biri Asiye'ydi ol üç dilberin diye üç mübarek hanım geliyor. Hazreti Meryem de peygamber annesidir. Hazreti Asiye, Firavun'un karısı, Hazreti Musa'yı yetiştiren hanımdır. Dediler oğlun gibi bir oğul, yaradılalı cihan gelmiş de gül. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet buldun ey dildar sen, toğusardır senden ol hulki hasen. Dikkat edin sahne sahne gözümüzün önünde. İşte bu özellik Vesilet-ün Necat'ın baştan sona her beytinde tutar. Ve dünyaya geliş anı okunuyor, insanlar dinliyorlar, kimi ağlıyor ve hayal alemi tamamen harekete geçirilmiş. İşte bir ötelerden bir sıvı, bir su, bir şerbet veriliyor. Huriler, melekler takdim ediyor Hazreti Amine'ye. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. İçtim anı oldu cismim nura gark, İdemezdim nurdan kendimi fark. Geldi bir akkuş kanadıyla revan, buraya geldi ya, ben çok dikkat etmişimdir, camide falan çocuklar hemen havaya bakar, kuş mu geldi? O kadar canlıdır okuyucuyu, olay içinde yaşatma. Arkamı sığadı kuvvetle hemen, Hazreti Cebrail geldi. Evet. İnsanlar ayağa kalkıyorlar ve birbirinin sırtını sıvazlıyorlar. Bunu bir tek Süleyman Çelebi başarmıştır. Başka hiçbir şiirde aslında böyle bir emir yok. Böyle bir farziyet yok. Yani böyle bir ibadet yok. Hazreti Peygamber'in dünyaya geliş anını anlatan beyti duyduğunuzda ayağa kalkın. Çünkü neredeyse içeri girecek. Evet. Düşünün. Hazırlanıyorsunuz evet. Manevi. Süleyman Çelebi bunu başarmış işte. Allah Resulü'ne o kadar yakınlaştırabiliyor bizi. Doğdu ol saatle ol sultanı din. Nura gark oldu semavat-ı zemin. Cümle zerrat-ı cihan idüp nida. Çağrışı ben dediler ki merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kanu İrfan, merhaba. Merhaba ey Bülbül-i Bağ-ı Cemal. Merhaba ey Aşina-i Zülcelal. İnci inci dizmiş ya. Ve bu ihlastır. Başka kimse böyle yazamaz. Başka Allah yazdı. Tabii tabii. Aşkı peygamberi samimiyet. Bunları yazdırıyor. Samimiyet yazdırıyor. Ve o failatunların vuruşu da adeta uzaklardan albana çalınıyor. İllallah, illallah.